Merhaba arkadaşlar. Gezgin Tekerlek YouTube sayfama hepiniz hoş geldiniz. Bugün 27 Ağustos Kartal Açık Otopazarı'nı sizler için gezeceğim tekrardan. Fiyatlar ne aşamada tekrar göreceğiz. Geçen hafta tabii hareketlenmişti. Bu hafta da yani çoluk çocuk gelen kesim var. Bayağı bir hani müşteri gördüm. Hareketlenme devam ediyor gibi de düşünebiliriz. Durağına geçmiş gibi de düşünebiliriz ama tam böyle ne artısı ne eksisi tam böyle orta durumda yani stabil durumda gidiyor. Yani fiyatlara bakıyorlar. Bir pazarlık şu anda göremedim. Ama ilerleyen dakikalarda tekrardan durum değerlendirmesi yapacağız. Şimdiden iyi seyirler arkadaşlar. Buyurun açık otopazarını gezmeye. Şöyle geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar 2008 model 134 bin kilometrede Kia Rio araç var burada. 480 bin TL bir fiyatı var. AX Comfort diye geçiyor. 4,5 parça boya varmış araçta. Şurada iletişim numarası var arkadaşlar. Şöyle aracı dıştan bir size göstereyim. Yani boya bu tarz modellerde artık hani sorulmuyor gibi bir durum oldu ama araba gerçekten güzel, hoş duruyor arkadaşlar. Şöyle detaylıca göstereyim. Sadece sağ arka kapıda bir rötuş var. Bir de sağ arka çamurlukta biraz eziği var. Hadi geçelim arabanın içine. Şöyle kapısını açıyoruz arkadaşlar. Double ekran teyp var arkadaşlar. Dokunmatik. Şöyle arabanın koltuklarını göstereyim. Arka koltukları da bu şekilde arkadaşlar. Bir de kapısına bakalım. Evet arkadaşlar. Kia bu şekilde. Arkadaşlar Clio 3'ümüz var burada. 230 bin kilometrede 430 bin TL fiyat isteniyor. Aracın şurada etiketini göstereyim. Telefon numarası da burada arkadaşlar. 4 parça boya var. Bir tane de işlem varmış. Bir de arabanın içine bakalım arkadaşlar. Şöyle gidelim kapısına doğru. Eller serbest modu da var. Buradan görüyoruz. Şöyle arabanın içi bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir de arka tarafını gezelim. Arka koltuklarda bu şekilde arkadaşlar. Bir de kapı sesini dinleyelim. Arabanın arka görünümü de böyle arkadaşlar. Beyaz bir araç tabii. Cam filmi de var. Sağ ön kapı altında biraz sürtüyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bu şekilde. Arkadaşlar Fiat Egea var burada. 587.500 TL fiyatı var. 174.000 kilometrede. Araç iki parça lokal boya. Diğer iki parça da yarım boya yazılmış ama toplam 4 parça boya gibi düşünebilirsiniz. Egea'nın arka tarafı görünüm olarak bu şekilde araba diri duruyor. Multijet yazısı biraz şey olmuş ama tıkanırken herhalde fırça filan değmiş olabilir. Şöyle bir kapısını açıp size içini göstermek istiyorum arkadaşlar. Arabanın içi temiz duruyor. Düz vites bir araç. Koltukları da bu şekilde aracın. Bir de şöyle bir kapısına bakalım arkadaşlar. Evet, Egea'mız da bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar burada 1000 kilometrede daha yeni Opel Crossland var. Daha sıfır bir araç, yani az kullanmış. Bayağı da yatmış bir araba ama şöyle fiyatını size göstereyim. 1.280.000 TL isteniyor araca. Şöyle arabanın yan taraflarını da şöyle detaylıca göstereyim arkadaşlar. Arabanın arka tarafı da açık. Şu şekilde bir bagajı var. Şöyle aracın içini size göstermek istiyorum. İç torpidosu bu şekilde, double tape ekran, otomatik. Ondan sonra arka koltukları da bu şekilde arkadaşlar. Geniş bir hacmi var arabanın. Şöyle tavanı da var arkadaşlar. Cam bir tavana mevcut tabii. Sıcaklıklarda biraz sıkıntı olabilir. Ama perdesi de var. Şöyle göstereyim aracı. Opel Crossland'da bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar Mercedes A180 GDI motor var. Burada 1.030.000 TL isteniyor. Aracı şöyle yan taraftan bir bakalım. Arka tarafı da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle aracın
127.357 kilometrede 1.030.000 TL'lik bir fiyatı var arkadaşlar. İçine bakalım bir de aracın. Şöyle kapısını açıyoruz arkadaşlar. Şöyle ön torpido bu şekilde arkadaşlar. Hemen bir de arkaya da bu şekilde baktık. Arkadaşlar koltukları da böyle. Bir de kapı sesini dinleyelim arkadaşlar. Evet. Mercedes'imiz bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar Dacia Duster'ımız var bu şekilde. 100.000 kilometrede araç. 855.000 lira fiyatı var. Araç orijinal LPG çıkışlı bir araç arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Araç servis bakımı olduğu da bile getiriliyor. Ekstra olarak araçta çeki demiri mevcut arkadaşlar. Bu şekilde bir çeki demiri var. Şöyle yan taraflarını da göstereyim. Hemen içine bakalım. Şöyle içine bakalım arkadaşlar. Bu şekilde bir double ekran TV var. Android. Fabrikasyon LPG dediğimiz bu şekilde arkadaşlar. Şöyle döşemelerini görüyorsunuz. Bu kılıf tabii. Bunun altında orijinal duruyor arkadaşlar. Şöyle arka koltukları da gösterelim. Bir de kapı sesini dinleyelim arkadaşlar. Eller serbest modu var araçta. Dacia Duster'ımız bu şekilde. Arkadaşlar 2022 model i20 Style paket. Şu anda burada. 878 bin lira fiyatı var arkadaşlar. 17 inç jantı var. Yani normal 20'den farkı şu jantlar arkadaşlar. Fiyatı da o yüzden biraz daha pahalı gibi görünebilir. Şurada iletişim numaraları var arkadaşlar. Buradan geçirebilir. Araç tertemiz duruyor arkadaşlar. Daha 13.000 kilometrede. Şöyle arka taraflarını da size göstereyim. Arka tarafı da bu şekilde arkadaşlar. Bir de içine bakalım. Şöyle kapısını açıyoruz arkadaşlar. Araç siyah ve şöyle krem rengi bir döşemeyle bizi karşılıyor. Bu şekilde bir ön torpidosu mevcut arkadaşlar. Araç otomatik zaten görünüyor şurada. Hemen arka tarafı koltukları da bu şekilde. Ve bir de kapısına bakıyoruz arkadaşlar. Gayet güzel kapanıyor. i20 Style paketi bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar Kia Sorento 4x4 Jeep var burada. 2007 model 166.000'de. Şöyle iletişim numaralarını da paylaşayım. 595.000 TL isteniyor. İletişim numarası da şurada arkadaşlar. Araçta tabii yok yok hani yan basamaklardan tutun çelik jant. Ondan sonra sunroof. Bu araçta her şey full. Şöyle göstereyim. Bir de arabanın içine bakalım. Şöyle aracın içine bakalım arkadaşlar. Deri koltuk. Şurada zaten deri döşemeler bizi karşılıyor. Şurada ayarlı koltuk, elektrikli koltuğu görüyorsunuz arkadaşlar. Burada 4x4'ü ayarlayabiliyorsunuz. Ön torpido bu şekilde arkadaşlar. Hemen bir de arka tarafı gösterelim. Yukarıda da sunroof var arkadaşlar. Sunroof hatta şuradan da çekmek istiyorum. Bir de kapı sesine bakalım arkadaşlar. Evet, kapı sesi de böyle. Sorento'muz bu şekilde arkadaşlar. 597.500 TL. Arkadaşlar burada 300 dizeli buldum. 87 model arkadaşlar. 300.000 TL isteniyor. Şöyle arabanın yan taraflarından bir göstereyim. Aracın içini de gezeceğiz şimdi. Yani çok diri kalmış bir araç. Zaten plakasını da görüyorsunuz arkadaşlar. TR'si yok. Şöyle arabanın içine de bir gidip bakalım. Önce bir etiketini size göstereyim. Şurada arkadaşlar ilan numarası da görünüyor. Şuradan sonu 20 ile bitiyor. Yani şöyle uçmasın diye koyalım arkadaşlar. Pazarda biraz rüzgar hakim. Etiketleri uçuruyor. Şöyle aracın içini de göstereyim arkadaşlar. Yani mount detayları görüyorsunuz arkadaşlar burada. Şöyle eski koltuklar. Şimdi bunların tabii yayları şu anda daha kıymetli. Oturunca anlıyorsunuz arkadaşlar. Çok ferah bir şekilde. Hemen sunroof'u da göstereyim size arkadaşlar. Sunroof da bu şekilde. Bir de kapı sesini dinleyelim arkadaşlar. Evet. Arka tarafı da size göstermek istiyorum. Arka koltuğu da bu şekilde. Şöyle şu antları da göstereyim. 300 dizelimiz bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir A180'imiz daha var.
Şöyle 105 bin de araç, 1 milyon 425 bin TL isteniyor. A200 pardon arkadaşlar. A200 hemen şuradan size göstereyim. 1 milyon 425 bin TL. AMG paketi arkadaşlar. Şöyle AMG paket olduğunu şöyle jantlardan, şuradaki yazılardan anlıyoruz arkadaşlar. Aracın şöyle diğer taraflarında bir dolaşalım. Aracın arka tarafındaki spoiler ve şuradaki rüzgarlıkları görüyor musunuz arkadaşlar? Yani çok hoş duruyor bu araç. Böyle bir de içine bakalım arabanın. Şöyle kapısını açınca arkadaşlar, şurada bizi zaten hemen cam düğmeleri karşılıyor. Şöyle hoparlörleri ve aracın kokpiti arkadaşlar. Yani bir uçak edasıyla verseniz burada fark yaratıyor tabi. Arabanın emniyet kemerlerini size göstereyim. Kırmızı renk, özel bir renk var arkadaşlar. Şurası çok güzel bir süet deri. Şöyle arabanın koltuklarıyla birlikte arka koltuğu gösteriyorum arkadaşlar. Tavan bu şekilde, sandık. Şöyle bir de kapasitesine bakalım arkadaşlar. Evet, bu arabanın tavanı da göstermek istiyorum arkadaşlar. Tavanı da açılınca bu şekilde oluyor. A200'ümüz bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar Honda Accord var burada. 310 bin kilometrede 325 bin TL fiyatı var arkadaşlar. Şöyle size göstereyim hemen etiketinde. Şurada iletişim numarası da mevcut arkadaşlar. 2001 model arkadaşlar. Şöyle arabanın içini de size çekmek istiyorum. Arabanın dışı bu şekilde. Bir de içine bakalım. Arkadaşlar şöyle bir kapısını açalım. Araç otomatik tabi. Yani Accord'un bu şekilde kalmış olması gayet temiz bakılmış. Şöyle göstergesini göstereyim. Koltukları da kılıf takılmış ama gayet beğendiriyor. Şöyle arka koltukları da bu şekilde arkadaşlar. Accord'u bilen bilir. Gayet temiz kullanılmış. Öyle kapasitesine bakalım arkadaşlar. Kapısı da güzel. Accord'umuz bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar Peugeot 306'mız var burada. Bu araba eskiden hani otoban faresi diye tanımlanan dönemin en performanslı araçlarından arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. 325 bin TL fiyatı var arkadaşlar. 136 bin TL. Arkadaşımız buraya telefon numarasını yazmamış ama biz göstermiş olalım. Şöyle arabanın içini size göstermek istiyorum hemen. Böyle kapısını açıyoruz arkadaşlar. Aracın iç donanım bu şekilde. Koltukları gayet güzel duruyor arkadaşlar eski olmasına rağmen. Şöyle bir de kapısına bakalım arkadaşlar. Evet. Şöyle aracın yan taraflarını gezelim arkadaşlar. Fiyatı gayet uygun bence. Peugeot 306'mız bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar burada son olarak bir Broadway var. Bu Broadway'i size çekmek istiyorum. Araç orijinal bir araç. LPG hiç takılmamış. 92 model araç arkadaşlar. 180 bin kilometrede. 175 bin TL isteniyor aracı arkadaşlar. Şöyle arabayı yandan göstereyim. Broadway orijinal jantları var arabanın. Hatta kaputu da açıkmış arabanın. Şöyle bir de kaputu açıp size kaputu da göstereyim arkadaşlar. Bakar mısınız arkadaşlar? Daha hani orijinal duruyor araç. Şöyle kaputu kapatalım. Böyle yandan da göstereyim aracı arkadaşlar. Sol arka ve sağ arka stop içlerinde biraz pas varmış herhalde. Oralarda bir işlem var. Ve bu da normal arkadaşlar. Bir de kapısını açıp paketek uçuşlu yerleri de var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İç tarafı bu şekilde. Ve arka koltukları da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle kapısını da kapatalım arkadaşlar. Evet, kapı sesini de bu şekilde dinledik. Broadway'imiz de bu şekilde arkadaşlar. Sağ kabrio aracımız burada. 2006 model. Şöyle 233 bin kilometrede 690 bin TL. Bu pazar için olan bir fiyatmış arkadaşlar. Normal bir fiyata vermeyecek. Sahibiyle biraz önce görüştüm. Pazar özel bir fiyat. Yani sizler için bir özel fiyat gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Aracın şöyle yan taraflarını çekeyim arkadaşlar. Araç kabrio araç. Şöyle iç detaylarını da çekeceğim arkadaşlar. Aracın zaten şurada koltuklarını görüyorsunuz. Bir de diğer taraftan çekelim aracı. Şöyle kapısını açıyoruz arkadaşlar.
Araç normalde hani Saab yer uçağı diye tanımlanır. Normalde uçak motorları da var arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum aracı. Arka koltukları da bu şekilde arkadaşlar. Yani tavan normalde şuradan kalkıyor arkadaşlar. Burada şöyle görüyorsunuz bir yeri var. Böyle kalkıp bu şekilde kapanıyor arkadaşlar. Bir de kapı sesini dinleyelim arkadaşlar. Evet. Saab da bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle Saab'ın da sahibi sağ olsun bize bu şekilde bir sunroof'unu da kapatmak için bu şekilde gösteriyor. Şöyle arabanın tavanı da bu şekilde kalktı arkadaşlar. Şimdi şurayı da görüyorsunuz. Arka camı da bu şekilde en üst kapandı. Sağ hafta bu şekilde kapanıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir pazar videosu sonuna geldik arkadaşlar. Kartal Açık Otopazarı'ndan sizlere selamlar, sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.